Karşılaşma sonrası basın mensuplarına bir değerlendirme yapan 23 Elazığ Futbol Kulübü yöneticisi Sait Polatoğlu ve teknik direktör Alaaddin Çiçek üzgün olduklarını belirtti. Evet, maalesef iyi başlamadık. 2023-2024 spor şeyinde maalesef ki iyi başlamadık lige. Adana iyi bir takım, kötü değil gerçekten de. Ama bizim eksiklerimiz var tabii. Kamp yapamadık, bir takım sıkıntılarımız oldu. Tabii şehirde kulübe destek verecek kurum amirleri olsun, vekillerimiz olsun, belediye başkanımız olsun. Maalesef bugün kimseyi burada göremedik de. Takım biraz sahipsiz ama biz bunları aşacağız. Ben buna eminim, bu takım iyi olacak. 3-4 hafta sonra bu takımı çok farklı görebileceksiniz. Bunu da göreceksiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim, Adana FK'yı kutluyorum. Bize sağlam bir yenilgi attırdılar. Şapkamızı önümüze koyduğumuzda gerçeklerin ne olduğunu gördük. Eksiklerimizin, yanlışlarımızın ne olduğunu gördük. Birçok eksiğimiz var. Sadece sahanın içinde değil, sahanın dışında çok eksiğimiz var. Onları tamamlamak lazım. Takım olma olgusunun ne olduğunu bulmak lazım. Kurum olmanın ne olduğunu bulmak lazım. Ama bu sorunların hepsi aşılacak. Mazeret değil. Mazeret üretmeyi seven bir insan değilim. Sorunları aşarız. Ama yine söylüyorum, üzerine düşünen görevli sorumluluklar neyse insanların, onlar ya da kurumların, onlar yerine getirirlerse her şey daha sağlıklı ve güzel olur. Elazığ'da iki tane profesyonel takım var. İki tane profesyonel takımın yanında altlıklarda oynayan takımlar da var. Onları iyi bir şekilde geliştirip Elazığ'ı iyi temsil etmek lazım. Bu ben ya da başkası fark etmez. Elazığ adını temsil eden her kulübü sahiplenerek yapmak lazım. Destek olarak yapmak lazım. Kimseyi kimseden, olayları bir şekilde birbirinden ayırmadan yapmak lazım. Adana 1954 Futbol Kulübü Teknik Direktörü Adem Çağlayan ise lige 3 puanla başladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Yani bizim için hedef her maçta güzel oyun. Skoru yansıtabilirsek zaten tadından doyamıyoruz bu işin. İlk maçlar her zaman çok zor olur. Yani rakibin ismi kim olursa olsun ilk maçlar çok zor olur. Elazığ 23'ün de bize bayağı bir direnç göstereceğini biliyorduk. Planlamamızı zaten 90 dakikanın hepsine yaymıştık. Sabırsızca gol aramak yerine oyunumuzu önce rakibimize kabul ettirmeyi istedik ısrarla. Zaten oyunun çok büyük bölümü bizim kontrolümüzde geçti. Hedef şampiyonluk değil ilk aşamada. Biz lige yeni çıktık. Önce ligin dinamiklerini öğrenmemiz lazım. Şu an bizim amacımız tesisleşme. Bizim için bu sene en büyük şampiyonluk tesisleşme olacak. Biz sadece lige renk katmaya çalışacağız. Oyunumuzu oynayacağız. İzleyenlere, taraftarımıza, camiamıza keyif veren bir oyun formatında oynamaya çalışıyoruz. İlk amacımız söylediğim gibi tesisleşme. Bundan sonra zaten artık rüzgar bizi nereye götürürse oraya doğru hamlemizi yapacağız.